Ben talepleri benden uzak, Allah'a yakın olsun. Bugün psikopatlardan konuşacağız. Tıbbi istatistikler her 100 kişiden birinin psikopat olduğunu gösteriyor. 216 2000 2169 kişi var. 210 kişi psikopat burada. Tamam, modlar kaç mod var? 10 tane mod var zaten. Onu çıkar. Bir yayıncı var, onu da çıkar. Peki siz onlardan biri misiniz? 216 olmuyor mu? 21 kişi oluyor. Ben değilmişim, ben salakmışım sadece. Sıkıntı yok o zaman. Tamam, beni eledik. Psikopatlar zeki oluyor sonuçta. Problem yok, ben elendim. Değilim psikopat. Psikopat denince genellikle akla canavar ruhlu, kötü şeyler yapan insanlar geliyor. Çete yarrak yazan insanlar geliyor benim aklıma. Random. Konu dışı. Konu içi yazılabilir. Konu dışı yazılamaz. Açıkçası. Konu oysa yazılır. Bu konu şunu yazıyor acaba. Ama işin gerçeği, psikopatlar çaktı. Durmadan aramızda yaşıyorlar. Ve işin ilginci psikopat... Ben size çok cringe bir şey söyleyeyim mi? Benim lisede tanıdığım bir arkadaşım vardı. Çocuk gidip Instagram 3 sene boyunca Instagram biosuna sosyopat yazdı. Yani sosyopat yazılı duruyordu. Yani gerizekalı. Salak. Hangi mal sosyopat olmak ister ya da bunu... Çok mu cool? Kız mı düşürüyorsun böyle? Insta şeyinde sosyopat yazıyor. Ben sosyopatım. Wicked. Çok iyi. Sosyopatım ben. Çok havalı. Sosyopatlar genellikle zeki, karizmatik ve eğlenceli insanlar. Geri değiştiririm. Ben psikopatım büyük ihtimalle. Ben elendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışma toplumda politikacı, iş adamı, sanatçılar, tüm askerler ve elendi. Polisler arasında yüksek oranda psikopatik kişiliğe sahip insanların olduğunu gösteriyor. Psikiyatrik hastalıklar veri tabanı DSM-5'e göre psikopatlık duygu, empati ve sorumluluktan yoksunluk ile karakterize, çok zaman antisosyal ve kriminal davranışlarla birlikte giden bir kişilik bozukluğudur. Yapılan bilimsel çalışmalar... Ben psikopat değilim. Ama psikopat olabileceğini düşünen birkaç arkadaşım var şu an. Psikopatların çok belirgin bir tanıdığım özellikleri olduğunu göstermektedir. Psikopatların en belirgin 15 özelliği ise sorunlu bir çocukluk, yalancılık, kendini övmek, kendini önemsemek ve megalomani, empati yoksunluğu, çevresindekileri manipüle etmek, sorumluluk hissetmemek, suçluluk hissetmemek, anlık... Hürkan, evet Hürkan. Karar verme... Heyecan ve tehlikeden hoşlanmak, uzun vadeli düşünmemek, korkusuzluk, başkalarından faydalanmak, suça yatkınlık ve bu insanlar çabuk samimiyet kurarlar. Porçay, Hürkan ve ilişkileri kısa sürer. Emre değil. Psikopatlık bir ruh hastalığı değildir. Psikopatlar deli değil. Psikopatlar biraz önce de söylediğim gibi çok zaman... Oğlum bugün yayın açacağım. Adam bir anda geldi. Salak salak şeyler diyor. Gene rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor. Artık yani... Yayın açacağız o kadar. Bir rahat bırak bunları değil mi? Bunları izlemeyip 100 kişiye atmazsan ölersin ve 10 santimetre acılıp dağılır. Kim? Oğlum. Zeki ve karizmatik insanlar. Psikopatlar insanların psikolojisini, zafiyetlerini çok iyi gitti gitti edebilen ve bu şekilde de insanları etkili biraz dayak yedik ama manipüle etme kabiliyetine sahip. Örneğin bir psikopat gerektiği takdirde yeni tanıştığı birisine ayaküstü bir yalan hikaye yazar. Allah Allah. Askerliği sırasında komando olduğunu, Güneydoğu'da çarpışırken yaralandığını. Baba Türkiye'nin %80'i ki bu.
Allah belanı versin. Askere gitmiş herkes bu. Abi Şırnak jandarma. Herkes. Gazi olduğunu ballandıra ballandıra anlatır ve karşısındakini etkiler. Çetimizde 90. Bazen de bu kişiler aksine yakın zamanda hayatının aşkını kanser hastalığına kaybettiğini. Bu geçen demin donate atan çocuk. Ölen arkadaşım için izler misin diyen manyak. Ve o günden beri de derin depresyonda olduğunu anlatarak karşısındakini acındırmaya, etkilemeye ve çok zaman anaçlık duygularından istifade etmeye kalkarlar. Yani psikopatlar esasen duygu vampirleri gibidirler. Psikopatlar için dünyanın merkezi kendileridir. Yani egoları 2500. Psikopatlar aynı zamanda müthiş motive insanlardır. Amaca giden yolda her şey mübahtır onlar için. Reddedilme, terk edilme gibi nedenlerle sevgilisini, eşini bıçaklayan, kurşunlayan canavarların çoğu klinik psikopattırlar. Yüksek egolarının zedelenmesine hiçbir şekilde tahammül edemezler. Şimdi birazdan 20 soruluk psikopatlık testimize geçeceğiz. Ancak testimize geçmeden önce size çok ilginç, çok klasikleşmiş iki senaryodan bahsedeceğim. Aşağıdaki like tuşuna basınca mavi ol. Böyle çok böyle akademik kişiler YouTube'da böyle video yaparken abone ve like istese diye hep bekliyorum ama hiç istemiyorlar ya. Şimdi şöyle bir senaryo düşünün. Siz bir tren yolunun kenarındasınız. Bir taraftan son sürat bir tren geliyor. Ve yolu üzerinde tren raylarının üzerinden kurtulamayan 5 kişi var. Af bu soru ancak ya. Sizin elinizin altında... Baba ben dokunmam. Ben o tayfayım. Şu lugatımdan baba, dayı, keke, mıgo. Bunları çıkartamadım hala. Yavaş yavaş yapacağız. Ben dokunmam. Vallahi dokunmam. Çünkü teknik olarak birini öldürmüş oluruz. Neyse dur bir dinleyelim pardon. Bir taraftan son sürat bir tren geliyor. Ve yolu üzerinde tren raylarının üzerinden kurtulamayan 5 kişi var. Ancak sizin elinizin altında trenin yönünü değiştirebilecek bir manivela var. Bu manivelayı çektiğiniz takdirde bu 5 kişi ölümden kurtulacak fakat yan yola sapan tren orada duran bir kişiyi öldürecek. Şimdi videoyu biraz duraklatın. Ne yapacağınızı bir düşünün. Sonra tekrar konuşalım. Ya şimdi ben dokunmam ama ama şimdi bir kişinin bak bir kişinin ölmesi diyorsun. Ancak dokunmazsan da kurtarmadığın için 5 kişinin katili olmuş oluyorsun. O da doğru ama şöyle düşün, olaydan uzaklaşmış oluyorsun. Sonuçta suçun olmuyor ki. Kahraman mı oluyorsun? Hepsi olsun, altısı da. Tren böyle drift yapsın. Tren önü geçince, tam böyle ön tekerleri geçince çekelim, arka tekerler diğer raya kaysın. Komple alsın hepsini. Benim cevabım bu. Ben atlayayım, ben öleyim. Tren rayında durmaları onların suçu. Aynen öyle. Bryce teşekkür ederim 9 ay için. Hoş geldin. Öpüyorum. Firita sana teşekkür ederim 6 ay için. Pewtflix. Banana King 31. Teşekkür ederim sana da 6 ay için. Diğer nezle okuyorum. Çok teşekkür ederim cömertinizden ötürü. Bilemiyorum ya. Bu çok zorlayıcı bir soru. Hani gerçekten o senaryoda kalsam uyuyamazsın ki gece. Bir kişiyi öldürürsen kendini kandırabilirsin ama işteyse. Ulan dersin ki 5 kişi ölecekti lan. Cevaplarınızı verin. Loading. Düşündünüz mü? Manivele'yi evet. Çevirir miydiniz? Peki. Son kararım. Son kararım. Absasim dinasil psikopat olanur tarif vereceğim. Onca ağzı guayıyorsun, ters giyiyorsun sonra amoda kalkıp Murkan abiyi korkutuyorsun. Sonra amoda dans ediyorsun. Ben dokunmam. Gerçekte neler oluyormuş, bunu nasıl analize etmişler bir bak. Zaten şok geçiririm o senaryoyu gördüğümde büyük ihtimalle. Bakalım. İnsanların çoğu maalesef bu durumda donup kalıyorlarmış. Ben işte bak. Ancak insanların bir kısmı 5 kişiyi kurtarmak adına böyle bir senaryo çok mu yaşanıyor dünyada?
kişinin öleceğini düşünmeksizin manivelayı çeviriyorlarmış. Burada psikopatların yaptığı şey hiç düşünmeden, tereddüt etmeden manivelayı çevirmek. Bu senaryoyu biraz değiştirelim. Yine tren var, son sürat geliyor ve 5 kişiyi biçip gidecek. Ancak bu sefer siz bir üst geçidin üzerindesiniz ve yanınızda çok iri, şişman bir adam var. Adamı atmam ya aşağı. Eğer siz bu kişiyi aşağıya ittirirseniz tren raylarına düşecek ve onun cüssesi treni yavaşlatarak 5 kişinin kurtulmasını sağlar. Amen, atmam şimdi şişman adamı. Niye attın? Ne bu? Esasen sonuç aynı. 5 kişi kurtulacak, 1 kişi ölecek. Discord'un moderatörlere ihtiyacı var. Ölecek. Soru şu. Yanınızdaki şişman adamı aşağıya ittirir misiniz? Biraz düşünün bakalım. Bu iki senaryonun sonucu esasen aynı. 5 kişi öleceğine 1 kişi ölüyor. Doğru. Ancak yapılan çalışmalar gösteriyor ki hiçbir normal insan 5 kişiyi kurtarmak adına yanındaki insanı aşağıya ittiremiyor. Asıl... Bak benim demin dediğim de olay bu, teknik olarak aynı şey. O kolu çevirmenle aynı olay yani. Önemli nokta şu. Gerçek psikopatların hiçbiri bir an dahi tereddüt etmeden 5 kişiyi kurtarmak adına yanındaki kişiyi gözünü kırpmadan aşağı ittirebiliyor. Shit. İşte normal insanlarla psikopatlar arasındaki en büyük farklardan biri bu. İkinci senaryomuz çok farklı. Ama bu da bazı psikopatik özellikleri göstermek bakımından çok önemli. Hitler'in bebek Hitler öldürmek mi? Senaryomuz şu. Bir oda var ve içeride bir bebek var. Ve hikaye bu ya. Doğru olduğunu kabul edeceğiz. İçerideki bebek ileride büyüyüp Hitler olacak. Ve milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olacak. Ben Hitler'in bebek halini öldürmem. İki sebepten dolayı. Çünkü bir, bebek öldürmek istemiyorum. İki, İkinci Dünya Savaşı çıkması teknoloji bu kadar gelişmezdi. Mesela bilgisayar bulunmazdı büyük ihtimalle. Yani çok gaddar bir fikir olabilir bu ama dünyanın ilerlemesi için de o savaşın çıkması gerekti yani. Çıktı sonuçta ve teknoloji gelişti. Teknoloji ölürdü aynı zamanda. Deniliyor ki gir içeriye, bebeği öldür, 3-5 milyon insanın hayatını bu şekilde kurtarmış olacak. Ama çok da öyle değil yani. Hitler olmazsa da sonuçta savaş çıkardı büyük ihtimalle gene ya. Tam bu ya, bunu Hitler'i mi öldürürsün yoksa kendi kafana mı sıkarsın? Yoksa her gün BİM indirim çeki mi? Fucking BİM indirim çeki. Pasif gelir. Bebeği öldürmenin sonucunda da herhangi bir cezai sorumluluğun yok deseler. Fuck ileride it. Oluşabilecek bizimki. Bir 3-5 milyonluk insan kaybını önlemek adına bu bebeği boğabilir misiniz? Oğlum Hitler'i öldürsen, hani zaman çizgisi böyle şey gelişiyorsa, hani paralel evrenler falan yoksa, sen o zaman çizgisine etki edersen yemin ederim timeline şöyle olur ha. Allah belan versin. Bu da olur yani. Şuna dönüşürüz. Nerede lan o video? Gelecekte karşımıza böyle bir senaryo çıkar. Bu kadar saçma bir gelecek bekler bizi. Hitler'i orada öldürürsen. Gerçek olur sonunda. Allah belan versin, bu olur. O kadar önemli ki Hitler'i öldürmemen aslında. Sen bile yok olursun büyük ihtimalle. Ya zaman çizgisinin anasını ağlatırsın. Biraz düşünün bakalım. Ben öldürmüyorum Hitler'i. Zamanı bozarım çünkü. Uzmanların yorumu gayet net. Hiçbir normal insan ileride kesin dahi olsa bebeği öldürme kabiliyetine sahip değil. Bak. Kimse bir bebek öldüremez. Ancak burada psikopatlar için durum farklı. Psikopatlar genelde pragmatik, sonuca yönelik insanlar oldukları için gözünü kırpmadan o bebeği öldürürler. Şimdi geldik 20 soruluk psikopatlık testimize. Soruların her birinin 3 tane cevabı var ve bunun karşılığında belirli bir puanı var. Elinize kağıt kalem alın. Psikopat. Her tercihinizi kağıda yazın. Daha sonra bunları toplayacağız. Kur'an'da bir ayette çocuk büyüyünce ateist olacak diye öldürüyorlar. Evet.
Bir tartışmada haksız olabileceğinizi hiç düşünür müsünüz? Her zaman, bazen, hiçbir zaman. Çıkar Pipo G. Önce can, sonra canan. Hayır. Ne? Hayır. Bazen, her zaman. Her zaman 2 0. Heyecan yaşamayı severim. Pek değil. Bazen, her zaman. Bazen 3. Başınız sıkıştığında yalan söyler misiniz? Hiçbir zaman. Bazen, her zaman. 0 ya. Söylemem sık sık çok yalan. Tartışır mısınız? Hiçbir zaman, bazen, her zaman. Hiçbir zaman çok tartışma. Bir çocuk ağladığında bazen ya yani tartışır. İçim parçalanır. Ve 3 mü ilgilenmem. Niye zırlıyor bu piç derim. 2 7 İnsanlar galiba. Sizi karizmatik bulur mu? Hayır. Ne bileyim. Bilmem ki. 1 8 evet. Kopya çekmek çekmeyene haksızlık mı? Hayır. Evet. Niye haksızlık olsun? Öyle düşünmedim hiç. Öyle düşünmedim hiç ya. Niye haksızlık olsun? Tamam. Ani bunlar karar verir misiniz? Gidersek psikopatların topluma son derece faydaları var ama en basta psikopatlar kendilerini hayır. Dünyanın merkezinde görüyorlar. Aynen bencil yaşıyorlar işte, narsist iş. Her zaman. Bazen. Yakalanmayacağımı bilsem suç işleyebilirim. Kesinlikle hayır. Bilmem ki, tabii ki. Ne? Çocukluğunuzda kuşlara, kedilere, köpeklere taş attınız mı? Sineklerin kanadını kopardınız. What the fuck? Bunu yapan insanlar mı var? Sinek kanadı koparan çocuklar. Kesinlikle. Hayır. Yok. Evet her fırsat. Birkaç ne? Defa yaptım. Evet her fırsat. Bence şu soru tek başına psikopat testi yani. Sevgi ve aşk olayı abartılıyor. Hayır. Bazen. Bazen kesinlikle. Birisi dolandırılmışsa kesin hak etmiştir. Hayır. Bazen. Bazen. Kesinlikle. Aptallığına doymasın. İki de olabilir bu. Çabuk bilmiyorum. Sıkılırım. Ben buna iki demiyorum çünkü bir gün dolandırılırım diye. Hayır. Bazen. Her zaman. Bazen. Bir. Kaç oldu lan benim? Birine haksızlık yaptığım zaman vicdan azabı çekerim. Evet. Evet. Bazen. Hayır niye çekeyim? Trafikte başka araçları sıkıştırır, arkalarına dayanıp selektör yapar mı? Allah belasını versin ondan, hiç yapmadım. Kesinlikle hayır. Bir iki defa yaptım. Tabii adam gibi gitsin. Adam gibi gitsinler. Şimdi bana her öyle arabayla kıçına giren insanlar psikopat olma potansiyeline sahip mi? Amaca giden her yol mübahtır. Kesinlikle. Hayır. Bazen. Ama şimdi tabii. Birilerini öldürmek falan varsa bazen. Eşinize, sevgilinize, kardeşinize veya çocuğunuza duygusal şiddet uyguladığınız ne? Yani hakaret, suçlama, kandırma gibi. Kesinlikle hayır. Bazen sinirlenebiliyorum. Hak ediyorlarsa evet. Kıskanç mısınız? Hayır. Biraz. Hiç affetmem. Hiç affetmem. O kadar kıskanç ki. Kaç gerçek dostunuz var? Çok. Hiç. Birkaç iyi dostum var. İnsanlara güvenilmiyor. Birkaç iyi dostum var galiba. Böyle demem iki oluyor galiba. Şimdi geldik değerlendirmeye. Kaç oldum lan ben? Topladıysanız bir puan çıkmıştır ortaya. Bu puanları şu şekilde değerlen. Aldınız mı lan puanlarınızı? Ben kağıt kalem tutamadım ama. 10'dan fazla olduğuna eminim. 0 ile 10 puan. Ha tamam 10-20 arası benim büyük aldıysanız, ihtimalle. Aldıysanız siz bir meleksiniz. 10 ila 20 puan buradayım normal ben. Sayılırsınız. Okay. Eğer 20 ila 40 puan aldıysanız siz bir psikopatsınız. Shit, ben buradayım. Başta söylediğim gibi toplumda malız. Gerçek psikopatlığın oranı yaklaşık %1 civarında. Ancak birçok insan normal karakterleri içinde psikopatik özellikler gösterebiliyor. Bu bilgiler ışığında ve test sonucunda çevrenizde bu 21 mi benimki? Kriterlere uyan birileri ne? Varsa ucundan psikopat. Kişilerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Çet. Bu insanlar çok zaman sıkıştırıldıklarında ya saldırganlaşabilir. Valla skoru 20'yi geçenler buradan gitsin arkadaşlar. Bacağıma çakı yemek istemiyorum. Veya tam tersine duygu sömürüsü operasyonuna girebiliyorlar.
Ve de şunu unutmayın, psikopatlık bir ruh hastalığı değil, bir kişilik bozukluğudur. Mesela ruh hastalığı olsaydı psikopatlık, hapse falan giremiyorlar o zaman, değil mi? Yani akıl hastası sayılıyorsun. O yüzden mesela psikopat kişilik bozukluğu olduğundan dolayı kişiler hiçbir zaman düzelmezler, hiçbir zaman iyileşmezler. Öte yandan psikopatlık uzmanı evine geliyorum psikologlarından Kevin Dutton, psikopatların toplumda önemli bir yerlerinin olduğundan da bahsediyor. Niye? Dutton'a göre normal insanların yapamayacağı bazı işleri psikopatlar yapabiliyor. Bu test sonucuna ne göre acaba? Psikopatim ama bence gayet normal olduğumu düşünüyorum. Sadece seni gördüğüm yerde dilatmak istiyorum Kaan. Test demek ki doğru sonuçlar çıkartıyormuş. Ve bu insanlara ilginçtir ihtiyacımız var. Mantıklı. Bu konudaki en önemli örneklerinden bir Nazi doktorları gibi. Tanesi sinema karakteri James Bond. James Bond'u düşünecek olursanız bu kişi gözünü kırpmadan adam öldürebilen, doğru bu arada, yoksun, kadınlarla kısa süreli ilişkilere giren çıkan ilginç bir tip. İşin ilginci istihbarat örgütlerinde bu tip insan... Doğru ya. Oğlum şey falan vardı böyle, süper erkek mi ne vardı? XXY mi oluyordu, hatırlıyor musunuz? O tarz insanlar genelde zaten o ajan majan oluyorlarmış. O ajanların çoğu zaten psikopat olmak zorunda yani. XYY miydi? Bunlar çok ve bunlara ihtiyaç var. Sigma male çoğaltmak olur. Mümkün. Askeri adam öldür. Alanda, istihbarat alanında psikopatik özelliklere sahip, duygudan yoksun, motive insanlar toplumun bir gerçeği. Şöyle bir örnek de verelim. Tabii oğlum, o özel kuvvetlerde falan hani vardır psikopatlık. Olması lazım ya. Vur deyince vuran bir insan sonuçta, düşünsene. Tamam hani görev için yapıyor ama ya psikopat kavramını aslında daha açık olmalı, daha şey olmasın. Çoğu psikopat değilse de önemli bir ameliyat olacak olsanız duygusal bir cerrah ameliyatı olmak istemezsiniz. Bir seje sakı bir yanına ber bayadır yoktum sınav sonuclandı 15.000'deyim be biz misafir eder misin beni? Maşallah maşallah, hoş geldin Otay. Cerrahların çoğu işine lazer gibi odaklanmış, duygudan yoksun. Cerrahlar psikopat. Çoğu işine lazer TikTokerlar gibi odaklanmış, duygudan yoksun, titiz, sinirli, dikkatli insanlar oluyor. Bu insanlar ameliyat sırasında duygusallığa, heyecana yer olmadığını bilirler. Doğru. Bu bakımdan bazı psikopatik özellikler taşırlar. Öte yandan siyaset ve iş dünyasında zirveye gelmiş birçok insanın psikopatik özellikler... Abi bence milyarderlerin hepsi psikopat bu arada ya. Jeff Bezos'u, Elon Musk'ı. Bence kesinlikle psikopatlar. Ya tam psikopat değillerse bir psikopatik özellik kesinlikle taşıyorlar yani. Kesin öyle olduğuna inanıyorum. Taşıdıklarını bilmekteyiz. Bu insanlar çoğu zaman legal ve etik sınırları sonuna kadar zorlarlar. Evet ya, yani hem böyle hem çok sert kararlar veren insanlar oluyor genelde onlar. Siyasiler, çok zengin insanlar falan yani. Tak diye ama insan kovuyor falan, değil mi? Ama olan erkeklerin büyük bir jogunluğu süper erkek misin diye biliyorum. Bu da son bagisim kral, yarın somun ekmek yiyeceğim. Afiyet olsun. Ama yayıncı... Teşekkür ederim Enter. Bir miktar psikopatik özellikler vardır. Belki de korkunç günümüzde ya. Bunlar normal sayılıyor. Yeter ki insanlara, çevremize zarar vermeyelim. İşin korkunç tarafı ne diyorsun? Psikopat insanlar normal insanlardan daha başarılı olma potansiyeline sahip. Çünkü daha şeyler. Hedefe kilitleniyorlar ya. Senden benden daha başarılı oluyor o insanlar. Bu da korkunç oluyor. Sonuçta şey olarak başına geçebiliyorlar sonra. Zor kararlar vermek. Hem para hem siyasi olsa. İçin fedakarlık gerekir. Jogu legal sınırları geçiyor. Doğru. İşte o biraz korkunç. Biz noob olduğumuzdan dolayı yönetecek kategoriye geliyor insanlar. Zengin olur, şirketinin başına geçer, sen altında çalışırsın. Ne bileyim. O yüzden bir tık korkunç bu şey. Darius Ardaqua. Evet, şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaanneni abone yap.